Arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar daha önce bu tavukların gezinme alanı ile ilgili size söylemiştim burayı büyüteceğim diye. Nihayet bitirdim. Buradan eski çitimizin şu bir yerinden bir teli açtım. Buraya kapı yapacağım. Ama şimdilik tavuklar gezinsin diye açtım. Şöyle göstereyim size. Tavukların bir kısmı buraya geldiler, otluyorlar. Şimdi şurayı bir dolaşalım. Şimdi arkadaşlar burayı yaklaşık bir 400-500 metrekare daha açtım. Gördüğünüz gibi tavuklar bir kısmı gelmeye başladı buraya. Hatta şu arka taraflara gidenler de olmuş. Şöyle bir dolaşalım. Buraya kadar genişlettim arkadaşlar. Çevirdim etrafını telle. Bu kazıklar da budadığımız duttan yaptığımız kazıklar. Burayı komple çevirdim. Bahsettiğim gibi o eski telin bir kısmını açtım. Tavuklar oradan içeri girsinler diye. Evet, bu tarafa doğru gelmeye başladılar. Şimdi buraya saldık tavukları. Burası yemyeşil gördüğünüz gibi. Burada işte gönüllerince dolaşacaklar. Taptaze otları yiyecekler. İşte toprağa eşip böcektir, solucandır, topraktır. İşte mineral, vitamin ne varsa hepsini buradan karşılayacaklar. Burası oldukça geniş oldu şimdi. Şu arayı da göstereyim. Görüyorsunuz ta ileriden en başa kadar kapattım. Bunlar da benim peşimden geldiler. Evet, şimdi ben de rahatladım. Bu arkadaşlar da rahatladılar. Hatta bakın, gelmeye başladılar bile. Buraya da orada 5 tane suluk vardı. O 5 tane suluğu buralara ara ara koyacağım. Şu bir tane de şu arka tarafa koyacağım. Yani susadıklarında ta oraya kadar gidip su içmesinler. Burada yakınlarında su da bulunsun. Şimdi bu çitin boyu 1,5 metre. Muhtemelen buradan ne yabani hayvan buraya geçebilecek ne de bizim tavuklarımız dışarı çıkabilecek. Yani iyi oldu. Bunlar da arkadaşlar kümesten çıkarttığım tavuk gübreleri. Bunları gördüğünüz gibi ağaçların altına döktüm ve dökmeye devam edeceğim çıktığı kadar. Bunları da buraya yayacağım. Belki tavuklar da bunları yayabilir kendileri ama onlar yaymazlarsa ben bunları ağaçların diplerine doğru yayacağım. Bu tavuk gübreleri siz de muhtemelen biliyorsunuzdur. İnanılmaz verimliler. Hatta yani ağacı delirtiyor diyebilirim. Hem doğal gübre, kimyasal gübre atmayacağız. Hem de muhtemelen, yani oranlarını bilmiyorum fakat bence kimyasal gübreden daha etkili. Evet. Şu arka tarafı görüyorsunuz. Orada ot namına bir şey kalmamış. Ama burası yemyeşil. Muhtemelen burayı da bir süre sonra öyle yapacaklar. Şimdi bir de şurası var arkadaşlar. Şurayı da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, bu eski böldüğümüz alan. Şimdi buradan, şurada bir ek var gördüğünüz gibi. Buradan bir kapı açıp
Şuranın da etrafını çevirip, şu gördüğünüz yerin etrafını çevirip, burası da bizim bahçenin başına kadar gidiyor. Buradan itibaren yani bizim bahçe kadar bir yer aşağı yukarı. Orayı da bir süre sonra kapatıp tavukları ara ara buraya, ara ara oraya salacağım. Gördüğünüz gibi buralar da yemyeşil. Birkaç gün burada tutup birkaç gün de orada tutmayı planlıyorum. Hem tavuklar burayı şimdi bir süre sonra tahmin ediyorum dümdüz edecekler. Bu otları bitirecekler. Bu otlar azalınca bu tarafa alacağım. Birkaç gün orada takılacaklar. Sonra tekrar buraya alacağım. Dönüşümlü olarak bu otlardan faydalanacaklar. Hem otlardan kendileri faydalanacaklar hem de biz de onların gübresinden faydalanacağız. Çünkü buralarda yayıldıklarında ağaçlara da toprağa da gübresini bırakacaklar. Ağaçlarımız daha verimli olacak inşallah. Evet, gördüğünüz gibi bu tarafa alışmaya başladılar. Öbür tarafta çok nadiren kaldı. Bir kısım da kümesin içinde var. Gayet güzel oldu. Yaklaşık 4 gündür burayla uğraşıyorum. Kazıklarını çakma, tellerini germe ve sonra da çiti çekme. Toplamda 4 günümü aldı aşağı yukarı. Tabii tam mesaiyle çalışmıyorum. Tavukların yemini, suyunu, işte ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yumurtaları götürüp marketlerimize verdikten sonra muhtemelen öğlen civarlarında başlıyorum. İşte yani tam gün sayarsak 2 gün. Yarım yarım 4 gün. Toplamda 2 günde burayı hallettim. Oldukça iyi oldu. Bence çok mutlular şu an. Oh, kocaman arazi. Yine çok güzel bir hava var bu arada. Yani yaz günlerini aratmıyor desem yeridir. Gördüğünüz gibi. Burada özgürce takılacaklar arkadaşlar. Şimdi şu arka tarafta şuraya göstereyim size. Şimdi tavuk sayımız fazla olmadığı için şu aslında bizim bahçe şu arka ağaçlara kadar gidiyor. Ben bu kadar bir alan çevirdim. İleride ihtiyaç duyarsak burayı da açarız. Dediğim gibi yan taraf da var. Orayı da açabiliriz. Yani yer sıkıntımız yok. Yani tek isteğimiz tavuklarımızın doğal olarak beslenmesi ve yumurtalarını da doğal yapması. Yani işte yumurta yemi, kimyasal fabrika yemleri yemeden burada gönüllerince ottur, börtü böcektir yiyip yumurtalarını da bize o kadar doğal vermeleri. Zaten yine doğal besliyorduk fakat buralardan ben her gün iki el arabasıyla iki araba bu buradaki otlardan, yan taraftaki otlardan her gün yolup bu arkadaşlara bir iki araba atıyordum. Onlar da afiyetle yiyorlardı. Şimdi ona gerek kalmadı. Burada hem gezinme alanları oldu. Bakın ben bu tarafa doğru geldim diye hepsi bana doğru koşuyor. Hem gönüllerince rahat rahat gezecekler. Hem de otları taze taze koparıp yiyecekler. Benim oraya attığım otlar birkaç saat sonra tabii yumuşuyor. Tazeliğini kaybediyordu. Ama buradan şimdi gönüllerince otlayıp yiyecekler. Bu arkadaş burada ne yapıyor? Folluktan uzaklaştı. Buraya mı yumurtlayacak? Bu ne yapacak? Neyse onu takip edeyim ben.
Evet arkadaşlar, böyle. Şimdi o tarafa geçeyim, biraz da kümesin içini çekeyim diyeceğim ama bunlar o tarafa doğru hücum edecekler büyük ihtimalle. Hadi bir deneyelim. Evet, başladılar bile. Ben nereye, bunlar da oraya. Şu telin altından geçelim. Durun kızlar, ayaklarınıza basabilirim. Bakayım. Evet, tahmin ettiğim gibi hepsi benim peşimden geliyor. Burada ot yok, neye geliyorsunuz anlamıyorum ki. Bu sulukları burada iki tane bırakacağım. Diğer dört tanesini, üç tanesini pardon, arka tarafa, yeni alanımıza götüreceğim. Ara ara koyacağım. Rahat rahat sularını içsinler. Evet. Burası. Burada takılıyorlar. Yumurtlamışlar yine. Etrafta var mı? Aa evet. Oo, saldırdılar arkadaşlar. Şimdi şu yumurtayı bir alayım yerden. Şşş, ezileceksiniz. Ezileceksiniz. Çekilin kızlar. Hı, bu da oymuş burayı, içine girmiş. Hayır, gitmeyin oraya. Yumurta bak, yumurtayı kıracaklar ya. Çekil bakayım kızım. Nerede? Evet. Beni yiyecekler. Sessiz. Ben sessiz dedikçe onlar bağırıyorlar. Arkadaşlar, bir yumurta da şu dipte gördüm ama önce şu kümesin ısısına bakalım. 18,5. Normaldir. Ortalama 20-25 arası olursa daha iyi olur. Orada şurada bir yumurta gördüm. Bir durun, yumurtayı alacağım. Kıracaksınız yumurtayı ya. Evet, burada da bir tane varmış. Başka var mı? Ben en iyisi çıkayım buradan. Yoksa bunlar... Durun. Suyumuz var mı? Suyumuz var. Gelip şu yumurtaları toplayacağım. Şimdi ben çıkayım, onlar da peşimden gelsinler. Gel 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 gel. Gideyim mi oraya bir daha? Gel 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 gel. Nasıl geliyorlar? Şimdi çıkayım buradan ben. Kızlar, ezilmeyin kızlar. Ezilmeyin kızlar. Hayır. Hayır, 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 hayır. Kavga etmek yok. Şimdi arkadaşlar, bunlar öğlenki yumurtalar. Burada 85 vardı galiba. Bunlarla 87 oldu. İçeride bayağı bir var. Arkadaşlar, saat 5-5.30'a kadar yumurtlamaya devam ediyorlar. Bu ara kümese girmemeye özen gösteriyorum. Gelin bakalım. Rahatsız etmek istemiyorum. Şuradan biraz ot koparayım. Atayım bakalım, gelecekler mi? Bu otu yemeye. Evet.
Şimdi şunu atalım şuraya. Öbür tarafa geçsinler. Evet arkadaşlar, böyle buraya kapı yapacağım bu arada. Şimdi bunlar tavuklar çıkmasın diye bu merdiveni, dal parçalarını falan koydum. Buraya bir kapı yapacağım. Dediğim gibi şu karşıya kapı açacağım. Orası Sebahattin hocamın bahçesi. Kendisi sağ olsun buraya da salabilirsin dedi. Burası bizim kendi bahçemiz. Orası Sebahattin hocamın bahçesi. Oradan bir kapı açıp ara ara birkaç gün buraya, birkaç gün Sebahattin hocamın oraya tavukları salacağız. Rahat rahat gönüllerince hem gezecekler hem beslenecekler orada. Videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine videolar gelecek. Bir şey rica edeceğim. Videoyu izlerken mutlaka abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açın ki gelecek videolardan haberdar olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.